Merhaba Çiftçi TV izleyicileri. Bugün yine Tertemiz Hayvancılık programında Tahir Hocam'la birlikteyiz. Bugün hayvanlarda havalar ısınmasına nazaran sıcaklık stresini işleyeceğiz. Tabii onun yanı sıra da birkaç tane sizlerden gelen sorularımıza cevap bulacağız. Merhabalar hocam. Evet, merhabalar. Havalar ısınıyor tabii. Evet. Anlatmamız lazım ama evet. Bana çok soru geliyor. Hiç sıcaklık stresi geliyor hocam, ne yapalım diyen yok. Yok. Yani havalar ısınıyor. Evet. Ve bence birçok yerde şu anda sıcak stresi başladı. Çünkü 22 derecenin üstündeyken başlar bu. Sonra 23, 24, 25 öyle gider. Yani birçok yerde 30 olur, 40 olur. İnekler çatladı, öldü olur. Ama kimse şimdi bir şey sormuyor. Aklına yani, gelmez. Şimdi tabii soğuk havalar yeni bitti, kıştan yeni çıktık. Şu anda kimse umursamıyor gibi. Hı hı. Ama bu sıcaklık stresi büyük bir olaydır. Öncelikle şunu söyleyeyim, sıcaklık stresi sadece sütü azaltmaz. Hani herkes biliyor şimdi, sıcak havalar sıcak olur, süt azalır. Zaten her yaz öyleydi, bu yaz da öyle olur. Böyle konuşulur, geçilir bu. Her yaz düşmüştü, bu yaz da düşecek falan diye. Süt düşmesini pek kimse önemsemiyor. Çünkü her yaz oluyordu, gene oldu oluyor. Hiç bu bir kader değil aslında, yani onun çaresi var. Diğer bir konu da süt yağı da düşer. Yani sütün yağı da düşer. Tabii yani ona da bir kanıksamayla bakarlar. Yani evet, sütün yağı da düştü, zaten hep öyle olur falan. Fakat onun ardından başka problemler var. Döl tutmama ve topallık. Topallık. Yani. Verim kayıpları hepsi. Ve daha daha kötüsü, bunlar döl tutmama ve topallık 2-3 ay sonraki olay. Yani Temmuz'da diyelim sıcaklık stresi gördüyse bir hayvan, 3 ay sonra döl tutmadığında, işte ne oldu? Ağustos, Eylül, Ekim. Ekim'de. Ekim'de döl tutmadığında hiç kimsenin aklına bu Temmuz'da böyle bir eziyet çekmişti gelmez. Evet. Böyle bir sorun bu. Topal. Yine 3 ay sonra topallarsa kimse Temmuz'da çektiği eziyetle ilgili, sıcaklık stresiyle ilgili oldu bu iş demez. O unutulur gider. Ama hayvanın vücudu unutmaz. İşte sıcak stresi bu kadar tehlikeli bir şey. Böyle bir şey. Ama sıcaklık stresini hala kimse umursamıyor. Ve daha bakın, havalar ısındığından beri pervane takayım, ne yapayım, sıcak stresine nasıl baş edeyim, geçen sene sıcak stresinden şöyle bir dert olmuştu, gene olur mu falan diye hiçbir soru yok. Hiçbir soru yok. Olunca soracaklar. Olunca soracaklar. En son yani birkaç hayvanda en iyileri ölüyor. Neden en iyi söylüyor? Çünkü en çok o eziyet görüyor. Bir de genç düveler ölebiliyor. Çünkü düveler daha hassas. Sıcaklık stresine karşı düveler daha hassas. Sıcak vurduktan sonra hayvana 15 dakika sonra başlıyor stresin vücuttaki etkisi. Vücudunun boyutunu düşünün bir ineğin. Üstünün tüylerle kaplı olduğunu düşünün. Ceketini çıkaramadığını düşünün. Evet. Yani onun üstündeki şeyi, deriyi biz alıyoruz, kendimize ceket yapıp giyiyoruz. Kışın. Kışın. Yazın çıkarıyoruz. O zavallı çıkaramıyor. Ve biz hiç aklımıza gelmiyor ki ya bu ceketleri biz çıkardık. Olmadık kısa kolluları giydik. Olmadık klimalı yerlerde oturuyoruz. Ve bu hayvancağız ne yapıyor diye düşünmüyoruz. Doğru. Ve o hayvanın sonunda başına bir şey geliyor. O başına gelenle o eziyet çekiyor da sonunda biz de eziyet çekiyoruz. Çünkü süt azalıyor, döl azalıyor ve topallıyor. Topallıyor. Bunların hepsinin sonucu geliyor, bizi buluyor. Hem hayvana eziyet ediyoruz, hem dönüyoruz kendimize eziyet ediyoruz, cebimize eziyet ediyoruz. Döngü devam ediyor. Bizim ülkemiz bir Akdeniz ülkesi. Bir Akdeniz ülkesi olarak belli dönemlerde çok sıcak oluyoruz. Evet. Hatta Türkiye'nin en soğuk bildiğiniz yerlerinde bile, işte Sivas, Erzurum, Erzincan neyse, iki ay sıcak stresi vardır. En soğuk olduğunu tahmin ettiğiniz yerlerde bile. İki ay. Birçok yerde bu sıcak stresi 5-6 ay.
O zaman bu sıcaklık stresi de evet. önemli faktörlerden biri. 5-6 ay, 5-6 ay sıcaklık stresi olan yerlerimiz var Türkiye'de. Peki ne dedik? 22. 20'de bile olur. 20 derecede bile olur. Nem yüksekse. Hı hı. Onun bir özel şeması vardır biliyorsunuz. Sıcaklık indeksi. Yani nem ve sıcaklıkla ilgili bir indeks vardır. Mesela nem de yükselirse daha düşük sıcaklıklarda bile hayvan strese girebilir. Birçok yerimizde biliyorsunuz son derece sıcak olan yer yani işte Akdeniz kıyıları, evet. İzmir, İzmir'den Ege. Efendim güneye doğru gittiğinizde Adana nemli, Antalya çok nemli falan öyle yerlerimiz var ve hayvanlar bunalıyorlar. Bunalınca normalde 40 atar bunların kalbi 40 dakikada 80'e çıkıyor, iki katına çıkıyor. Sıcak. İki katına çıkınca ne oluyor? Hayvan daha çok efor sarf ediyor. Ve böyle gidip gelmeye başlıyor. Kalbi daha çok atıyor, daha çok nefes alıyor, daha çok efor sarf ediyor. Yani daha çok enerji sarf ediyor. Fakat bu arada iştah kesiliyor. Yani daha çok enerji sarf ettiği halde daha onu karşılayacak enerji almak istemiyor hayvan. İştah kesiliyor. Sebep? İşkembe. Çünkü hayvanın enerji üretim yeri işkembedir. Hı hı. İşkembe bir kalorifer kazanı gibidir. Kışın kaloriferleri biz yakıyoruz, ısınıyoruz ama yaz geldi mi kaloriferleri iptal ediyoruz. İnek kaloriferi iptal edemediği için iştahını azaltıyor. İştahı azalıyor ve iştahı azaldığı için aslında daha az enerji, daha az gıda alıyor. Bu yani her şeyi az alıyor. Onun için bir süre sonra eksiği ortaya çıkıyor bunlar. Daha az yiyince daha az süt. Efendim, enerji yok. Daha kalitesiz bir yumurta ya da hiç yumurta üretemiyor. Yani yumurtalık evet. yumurta üretemiyor ya da evet. üretirse kalitesiz bir yumurta üretiyor. O sıcakta yaptığınız dölleme de başarılı olmuyor ve hayvan döl de tutmuyor. Ve bu olay takiben 3 ay daha devam ediyor. Takiben. Sonra vücutta müthiş bir asidoz oluşuyor. Asidoz. Yani sadece işkembede değil, bütün vücutta. Ve oradan kalkan kötü maddeler ki biz buna işte veterinerler çok bilir de histamin bir de lipopolisakkaritler var. Yani histamin kadar daha kötü hatta lipopolisakkaritler var. Onlar da kana karışıp bütün vücudu geziyorlar o lipopolisakkaritler. Lipopolisakkarit demek yangı demektir. Ne olur? Ayağa gider. Ayağa gittiği zaman tırnağın içerisinde canlı bir doku var. Yani dışarıda tırnak var ama içinde bir lamina dediğimiz bir tabaka var. Ve o tabakayı yangılandırır. Laminitis diyoruz biz buna. Ve lipopolisakkaritler laminitis yaptığı zaman yani bir yerde bir iltihap varsa ne olur? Bir kere şişer orası iltihap. Ayak şişti. Nereye gidecek? Üstünde de kalın bir tabaka var. Tırnak var. Tırnak içerisi şişti diye genişlemiyor ki. Ne oluyor? Vurdu ayakkabı işte. Ayakkabı vurdu. Ayakkabı vurduğu yer yara oldu. Evet. İşte böylece topallık başlıyor. Laminitis ondan sonra pododermatitis ben böyle gidiyor bu iş. Bakın nereden nereye? Döl tutmama ne demek? Efendim ayak hastalığı, tırnak hastalığı, topallık ne demek? Bakın hepsi birbiriyle kombine. Onun için biz ineğin kaloriferini kapatamadığımızdan o hayvanın yazın serinlemesini sağlamamız lazım. Serinletemiyorsak başımız dertte. Birçok hayvan sorunu da yine serinletememe dışında ilave yem katkılarıyla falan çözülecek. Bilhassa sodyum bikarbonat, soda. Ben sodayı çok öneririm. Ama yapmazlar. Şimdi hani ben Amerika'da görürsem bir şey hemen geliyorum burada tatbik etmeye hani uygulamaya sokuyorum, çalışıyorum. Yani onlar da yapıyorlarsa vardır bir bildikleri. Çünkü onlar çok araştırırlar. Getiririm o bilgiyi burada sunarım. Çalışmaz. Neden?
Çünkü biz eski alışkanlıkları terk edemeyen bir toplumuz. İnsanın genel karakterinde var bu. Yani sadece bizim ülkemizde değil, birçok ülkede var. Ama onların manevra yetenekleri biraz daha fazla bizimkilerden. Yoksa Amerikalı da eski alışkanlıklarını değiştiremiyor. Biz de değiştiremiyoruz ama onlar da değiştiremiyor. Onların manevraları daha çabuk oluyor. Biz biraz gecikiyoruz manevra yapmakta. Bakın, dedim ki şöyle büyük kaplara sodyum bikarbonat, yani bildiğimiz yemek sodası, hı hı, koyun. Yemek sodaları gıda çarşılarında çuvalla satılıyor. Evet. Alıyorsunuz. Çok da pahalı bir şey değil. Ve bu melas da değil. Hani melas olsa hayvan diyelim kafayı kaldırmadan yalar onu. Yalar. Bu sodyum bikarbonat. Yani lezzetli, şekerli bir şey de değil. Yani değil. Hayvan ona ihtiyacı olunca yalasın. Serbest ulaşımlı, serbest sistem. Serbest. Hocam ben sordum, yem fabrikası katıyormuş. Yem fabrikasının kattığı günlük hayat. Şimdi günlük hayatta değiliz. Evet. Bak 30 derece hava. Hayvan şimdi midesi ekşirse veya genel bir sodyum bikarbonata ihtiyaç duyarsa gider onu yalar. Mesela sizin mideniz ekşiyordur. Gidersiniz şuradan bir şey alır, çiğnersiniz. Benim ekşiyordur, evet, ben çiğnem. Buna adapte edemedi kimseyi. Hiç kimse adapte olmadı. Bizim kendi yerimizde de, kendi çiftliğimizde de biz yaptık. Büyük çiçeklikler, hani beton çiçeklikler, hı-hı, koyduk, hı-hı, köşelere böyle. Neden? Hani deviremezsin hayvan. Deviriyor çünkü. Evet. Böyle leğene meğene koyarsanız deviriyor. Onu koyduk, dolduruyoruz. Hiç boş bırakmıyoruz. Boşalıyor. Hani hayvanın ihtiyacı yoktu? İhtiyacı yoktu. Var işte. Hayvan yalıyor. Biz ne ağzına dürtüyoruz ne bir şey. Serbest bırakıyoruz. Gidiyor hayvan. Hiç ummadığınız bir şekilde lap 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 yalıyor gidiyor. Öteki orada ihtiyacı yok, yalamıyor. Bu işkembe sağlığı için de çok güzel bir şey. Böyle sodyum bikarbonat, kalsiyum karbondioksit oranının bozulmasıyla da ilgili çok, hı hı, alakası var. Şimdi karbondioksitle sodyum bikarbonat vücutta bir denge içerisinde olması lazım. Eğer bu denge bozulursa vücut asidoza gidiyor. Neden? Bu aynı kalsiyum metabolizmasına benzer bir metabolizması var bu işin. Şimdi diyelim ki siz ağzınız diliniz kurudu. Diliniz, yani ağzınızda tüklük var. Tüklüğün içerisinde ne var? Sodyum bikarbonat. Yani tabiaten tüklükte sodyum bikarbonat var. Demek ki ihtiyaç var. Sodyum bikarbonat da tüklüğün içinde çok. Ne yapıyor? Sürekli yutuyor inek. İnsan da öyle. Yutuyor, evet, ve midesine gidiyor. Yani tampone ediyor. Ağzı kurudu. Yaptı. Ağzı kurudu. Ne oluyor? Hani tüklük kalmadı. Kalmadı. Ağzın kurudu, tüklük kalmadı. Sodyum bikarbonat gelmiyor. Tüklük olmadığı için. Ve tampone edici özellik ortadan kalkıyor. Diğer bir konu, 40 atıyordu kalbi, 80 atmaya başladı. Şimdi 40'tan 80'e çıkınca solunum da ona göre iki kat oluyor. Yani nabız iki kat, hı-hı, olunca solunum da iki kat oluyor. Ne oldu şimdi? Solunum iki kat olunca daha çok karbondioksit oluştu. Oluştu. Fakat daha çok karbondioksit oluşunca sodyum bikarbonat eksik kaldı. Yani denge bozuldu. 1/20'dir bu. 1/20'dir denge bozuldu. Onun için ben bir kere yaz kışta, ama yazın daha çok önemli, hı hı, serbest sistem sodyum bikarbonat öneriyorum. Bunu yapmamalarının ana sebeplerinden biri hayvanların boynundan bağlı olması. İkincisi inanmamaları. Yemek atıyorlarmış diyor. Yemek atıyor, adam günlük hayat olarak katıyor. Her şeyin bir yemek atılma oranı vardır, onu katıyor. Yemek atıyor, diyelim hayvan başına düşüyor oradan, atıyorum 50 gram. Hı hı. Sizin hayvanınıza yetmedi, o da gitsin yalasın bırakın. Nasıl bizim çiftlikte yalıyor? Görüyoruz. Bütün o çiçekliklerin içi dolu, boşalıyor. Tamam yapmasınlar inekler onların, ama yazık ya, ben üzülüyorum ya. Böyle basit şeyler, kesinlikle, söylüyorum. Lan, çok basit. Daha basit şeyler söylüyorum. Ve bu basit şeylerden vakit kaybediyoruz çok. Ve hayvan kaybediyoruz. Bu hayvanların işte döl tutmamasıyla, ayak topallığıyla falan ve büyük bir para da kaybediyoruz.
Zaman ama ilerliyor. Farkında bir değiliz. De. Farkında değiliz. Evet. Tamam. Farkında değiliz. Şimdi süt ineklerinde ısı stresi ile ilgili bir böyle çok vurucu bir şey söyleyeyim. Hı hı. Isı stresi inekleri zehirler. Resmen zehirliyor işte. Bu anlattığım olay var ya. Bu olay o lipopolisakkaritlerin birikmesi, kana karışması, hı hı, ve kan yoluyla yumurtalığa lipopolisakkarit gitmesi, ayaklara lipopolisakkarit gitmesi, her yerde yangı reaksiyonu. Bunların hepsi aslında bir çeşit ineği zehirliyor. Zehirliyor. Ve inek bir sorunla karşı karşıya geliyor. Şimdi gösterebilirsek burada basitçe göstereyim. Tamam hocam. Şimdi bağırsağın içinde küçük pili dediğimiz çıkıntılar var. Tüycük gibi böyle. Küçücük, mikroskobik tüycükler, hı hı, var bağırsağın içinde. Böyle gösterelim tüycükleri. Tamam. Bunlar bizim bağırsak pilleri. Hı hı. Sıcaklık stresi gören hayvanın bağırsakları böyle oluyor. Yani. Bakın ne kadar büyüktü, minikleşti gördünüz mü? Büzülüyor. Evet. Büzülüyor. Şimdi bu mu daha çok besin ve su emer? Bu mu daha çok besin ve su emer? Bu minicik oldu. Evet. Bunun yüzeyi çok düştü. Yüzeyi düştüğü için bunun besin ve su emme kapasitesi çok kısıtlandı. Bunun ise yüzeyi çok genişti. Bu besin ve su emebiliyordu. Ama şimdi kapasite dağıldı. Yapılan bağırsak pilleriyle ilgili çalışmalar var. Bunlar böyle bile değil. Böyle. Yani bağırsak pilleri karman çorman olmuş. Bu hayvanın besin ve suyu geri emme, bağırsaktan alma kapasitesi çok düştü. Çünkü bunun yüzeyine bakın, bir de bunun yüzeyine bakın. Evet. Yani şu şema bile, bu manzara bile bizim sıcaklık stresinden ne kadar çok korkmamız gerektiğini bize gösteriyor. Sırf şu şema bile. Ve bir de bunların arasına lipopolisakkaritler girdiği zaman bu buralar yangılanıyor. Yani yangı reaksiyonu, hı hı, görüyoruz burada. Onun için bunlar bağırsaktan kana da geçiyor lipopolisakkaritler ve kan yoluyla bütün vücuda geziyor ve yangı reaksiyonu yapıyor. Yani iltihap reaksiyonu yapıyor. Aynı iltihaplanmış, hı hı, bir organ haline geliyor. Şu şema dahi bize çok şey ifade eder. Ancak biz önlem alma konusunda çok geriden giden bir ülkeyiz. Önlem almayı sevmiyoruz. Başa gelince ağlamayı biliyoruz sadece. Şimdi bir ahıra girdiniz. Yazın. Hı hı. Bakın. Hani çok inceledim. Resimleri de var bende. Fotoğrafları da var. Sürü yönetimin kitabımda da var. Hayvanlar hep ayakta. Evet. Ya da gezinti yeri varsa gezinti yerine kaçıyorlar. Dam boş. O hani meşhur sizin kale gibi bir damınız var ya. Her tarafı böyle duvar, böyle kaleden güzel bir dam yapmışsınız. Kullanmıyor ki hayvan. Hayvan kullanmıyor. Neden? Benim çok fotoğrafım var. İsteyen gelsin anlatayım. Hayvan diyor ki şu duvar olmasa diyor resmen. Şu duvar olmasa diyor. Ve özellikle duvar hizasında bilhassa yatmıyor. Anlattım ben çok. Şu duvar olmasın diyorum. Duvar yapıyor. Şimdi çok anlattın gel. Yıllarca anlattık işte. Belki benden başkası da anlatmıştır. Yarıya düştü. Duvarlar yarıya düştü. Evet. Yine biz kıyamadık. Temelli duvarsız yapalım. Yarıya kadar düştü. Yarım duvar da duvar. Yarım duvar da duvar. Hiç olmayacak. Şu duvarı kaldıramadık. Türkiye'de bazı bizim hayvancılığımızı kıstıran, köşeye kıstıran sorunlar var. Bir tanesi duvar, bir tanesi saman. Evet. Bizim hayvancılığımızı köşeye kıstırıyor bunlar. Duvar ve saman. Bunlar hem para, hem zarar. Hem para harcıyoruz, hem de hayvana faydası yok.
Halbuki duvar olmayacak. Şimdi hava ısındı artık. Yani duvarla ne işi kaldı hayvan? Bu sefer gezinti yeri de varsa kendini gezinti yerine atıyor. Zaten. Gezinti yerinde de ne var? Beyninin üstüne güneş geliyor. Beyin vücuttaki birçok hormonun yapıldığı veya emredildiği noktadır. Ya beyin üretir ya da emreder. Sen üret diye öbür tarafa. Hı hı. Beyin ısındığı zaman hayvan bu emirleri veremez hale geliyor. Yani hormonal kıtlığa da giriyor hayvan. Geçiyor. Hormonal kıtlığa. Hormon neydi? Diyelim FSH beyinden veya LH. Beyin şişti içeride sıcakta. Emredemiyor. Emredemiyor. Folikül stimüle hormonu. Yani yumurtalığın üstündeki folikülü emredecek. Folikülü emredecek. Emir gitmiyor ki alsın o emri de hayvan bir folikül üretsin yumurtalığında. Sonra diyor ki inek işte döl tutmadı. Döl tutmadı. Yumurta yapamadı ki. Yumurtayı imal edemedi. Ya da lipopolisakkaritler gitti, yumurtalığı yaktı. Yani birbirini tetikleyen zincirleme bir kazayla karşı karşıya kalıyoruz. Sıcaklık stresi. Evet, sıcaklık stresi. Şimdi ölüm nereden oluyor? Ölüm sodyum bikarbonat rezervinin, vücutta sodyum bikarbonat rezervinin azalması ve hayvanın metabolik asidoza girmesi ile başlıyor olay. Ve hücre içi susuz kalıyor. Hücrenin içi susuz kalıyor bakın. Hücrenin içi kuruyor. İntraselüler dehidrasyon diyoruz. Yani hücre içi dehidrasyon. Hücre içi susuzluk. Hücrenin içi kuruyor. Kuruyan hücre büzülüyor. Ve biz bunun adına yani hem sodyum bikarbonat rezervini kaybettik, metabolik asidoza soktuk, hem hücrenin içini kuruttuk. Biz yapıyoruz hep bunları. Biz yapıyoruz. Ondan sonra bunun adına solar şok. Yani sıcaklıktan solar şok ve ölüm. Onun için bazen derler ki çatladı öldü. Bir şeyin çatladığı falan öldü yok işte sen öldürdün. Yani çünkü yazın geleceği belli mi? Belli. Güneş olacağı belli mi? Belli. Hayvanın bu sıcaktan strese gireceği belli mi? Belli. Bence belli ama belli değil çünkü. Aklımıza gelmiyor. Hayvan bağırıp ya yapmayın Allah aşkına demiyor. Yani bu hücre içi susuzluğu biz halledemiyoruz. Sonra östrojen, GnRH ve LH hormonları azalıyor. Hı hı. Bunlar bilimsel. İnek kızgınlık göstermiyor. Evet. Ya da kaliteli yumurta ya da embriyo üretemiyor. Evet, üretemiyor. Şimdi onu da şey yapalım. Şimdi kaliteli yumurta üretilmiyor. Tamam anladık hadi üretilmiyor. Farz et ki üretti. Hayvan üretti kaliteli yumurtayı. Bir döl yolu var. Şey yumurta yolu şöyle diyelim. Yumurta yolu. Burada şey olacak. Yumurtayla spermler birleşecek. Mesela bir yumurtayı spermle birleşecek. Diyelim ki şurada yumurtayla sperm birleşecek. Ve bir zigot oluşacak. Hı hı. Oradan da bir embriyo oluşmaya başlayacak. Daha embriyo yok ortada. Burada 6-7 günlük bir yol var böyle burası. 7 günlük bir yol var. 7 gün sonra rahime ulaşacak. Hı hı. Bu 7 günlük yola bu sıcakta dayanamıyor. Sen yürü bakayım 7 gün dayanabilecek misin bu sıcakta? Doğru. Yani biraz düşünelim. Bu hayvan burada
bir zigot oluştu. Bunlar bölünerek, yani 2, 4, 8, 10 neyse, bölüne bu 7 günlük yolu takip edecek ve rahime geldiğinde canlı olması lazım. Hayatiyetini üzerinde tutmazsa rahim bunu tanımıyor. Rahim bunu tanımıyor. Bakın, yumurta folikülü stimüle etmedi. Problem bir. İki, stimüle etti, yumurta oldu. LH gelmedi. Patlamadı yumurta. İki. Ve yumurta yoluna düşmedi. İki. Yumurta yoluna düştü, spermlerle buluştu. Ancak yumurta yoluna düşen yumurta kalitesizdi, ömrü yetmedi. Ömrünün ilk saatlerinde öldü. Hadi o da devam etti. Bakın ne kadar çok engel var. O da devam etti. Spermle de birleşme oldu, zigot oluştu ama bu sefer de yolda öldü. Yolda öldü. Yolda ölmedi. Her şey yoluna girdi. Rahime geldi. Tam rahime yerleşecek. Rahim tanımadı çünkü hayatiyeti yok. Onu yabancı bir şey gibi gördü. Çünkü ölüyor yani, ölmek üzere. Tanışmadı. Orada bir şey var. Tanışma faktörü var. İnterferon tau diyorlar bana. Tanışma enzimi gibi bir şey. Tanışma. Yani gelebilir miyim? Gelebilirsin, evet. Ben de seni tanıdım diye. Burada bir tanışma var. O tanışma olması için yumurtanın yaşıyor ve hayatiyetinin üstünde olması lazım. İnterferon tau olmasa tanışamıyorlar. Tanışamayınca sen de kimsin diyor rahim. Almıyor içeri onu. Almıyor içeri. Ona yani ev sahibi ev vermiyor. Ev tutamıyor çift. Yeni evli çift ev tutamıyor. Böyle düşünün. Bakın gördünüz mü ne kadar çok engel. Kim yaratıyor biliyor musunuz? Biz. Kendimiz. Kardeşim işte yaz geldi, bu Allah'ın güneşi gelecek. Bizi de ısıtacak. Sen ısınınca soyunuyorsun. Kısa kollu bilmem ne. Bu ne yapsın? Ha, işte onu da sen temin edeceksin. Nedir? Güzelce serinleteceksin. Serinletmek gerek. Güzelce serinleteceksin. Yetmeyecek. Bakın serinleteceksiniz, yetmeyecek. Ayrıca işkembeyi düzeltecek, ondan sonra takviye edecek. İşte sodyum bikarbonatlı, asetatlı bilmem neli bilmem neli hayvanın asidozunu giderecek takviyeler vereceksin. Serinletmek için efendim bir sundurman olacak. Hayvanın eğer damı konforluysa hayvan yattığı yerden kalkıp dışarı gezmez. Evet. Damı konforsuzsa gezer. Biz ineklerin hala gezmeyi seven hayvanlar olmadığını anlayamadık. İnekler gezmeyi sevmez. İnek, inek gibi yatar. Kaç kere söyledim. İnek gibi yatar. Atalarımız söylemiş bunu. Bunu niye hala bilmiyoruz da ineğin gezeceğini tahmin ediyoruz? İnek alık alık gezmez. Ha, önüne yem getiriyorsun kardeşim. Eğer yem getirmeseydin de çayıra salsaydın tabii yem bulmak için gezecekti. Gezerdi. Yem bulmak için gezecek bir alanı yok ki hayvanın önüne. Önünde sen ki yemi getiriyorsun. Zaten. Intensif hayvancılık yapıyorsun. Saldım çayıra hayvancılık yapıyorsan tabii o gezip yem bulmak isteyecekti. Böyle olunca yemi önünde, suyu önünde, her şey önündeyse hayvan yemini yiyecek, suyunu içecek, efendim yatacak, geviş getirecek, sağlıyorsa da sağıma gidecek. Hayvanın hayatı bu. Kızgınlık gösterecekse de eğer gebe değilse 3 haftada bir de kızgınlık gösterecek. Evet. Hayvanın hayatına göre yaşamıyoruz biz. Ve hayvanın normalde biz dama bağlamasaydık ne yapacağını da düşünmüyoruz. O zaman yine biz hayvanlara biz kendim istediğimiz gibi... Bütün hataları biz yaparız. Yönetiyoruz. Hayvancağızın hiç hatası yoktur. Hayvan hayatını yaşamaya çalışır. Hata varsa bizdedir. Bizde. İşte benim bütün çabam, bu Çiftçi TV'de de yaptığımız programların aslında kökü yapmayın şu hataları demek. Çünkü bu hatalar bize negatif olarak, olumsuz olarak geri geliyor. Şimdi... Embriyo rahime yerleşemedi. İnek de bir erken embriyonik ölüm oldu. Rahime yerleşse de ölebilir ilk günlerde. Tanışmanı. Rahimde de ölebilir. Erken embriyonik ölüm. Ondan sonra şimdi bakın size bir şey söyleyeyim. Hayatından bezmiş, perişan bir inek var ortada. Ve canından sus artık bezmiş. Yani sıcaktan perişan.
ve hayatta kalma mücadelesi veriyor. Hı hı. Ve siz ona diyorsun ki bir tane daha yavru yap bana diyorsunuz. Adam diyor ki yine ya kardeşim ben kendi canımdan bezdim ya yeter. Ben hayatta kalma mücadelesi veriyorum. Sen benden daha bir yavru daha istiyorsun. Döl tutmuyor. Şimdi herkes biliyor bunu. Bunu da biliyor. Süt nasıl azaldığını biliyorlar. Döl tutmayacağını da biliyorlar. Bilince ne oluyor? Ben diyor kendi kendine fikir yürüt. Yazın tohumlama yapmıyorum diyor. Zaten döl tutmuyor diyor. Ne oluyor? 3 ay vakit ve bir sürü 20 gün, birçok 20 gün kaybediyorsunuz. Bunları kayıptan saymıyorsunuz. Birçok 20 günü kaybediyorsunuz ve bunu kayıptan saymıyorsunuz. Şimdi başka büyük çiftlikler de var bunu kendine efendim sistem yapmış. Böyle büyük çiftlik. Anlış anla. Diyor ki ben diyor yazın döl tutmadığı için döl tutana kadar diyor bilmem kaç ay diyor tohumlama yapmıyorum diyor. Onu sürü yönetimi fikri olarak söylüyor. Sürü o programında var yani. Sen sürünü yönetemiyorsun ki kardeşim. Sürünü yönetseydin bu zeka da olmazdı. İşte sürü yöneticisi ona karar verecek. Diyecek ki ben yazın da hayvanı serinletirim. Yemine de bilmem ne bilmem ne de katarım. Yazın da döl tuttururum. Bir kere bu hayvana eziyet etmekte ne mana var? Yani ne mana var hayvancılık yapıyorsun? Hayvancılık eziyetle mi olur? Bu hayvanı serinleteceksiniz. Gelelim serinletmenin sistemine. Hı hı. Sistem ne diyor? Kardeşim buna bir pervane sistemi koyacaksın. Evet. Bu pervanelerin dizilişi çapının 10 katı aralığıyla olacak. Bakın. Pervane dizer bizim insanımız ama gelişi güzel dizer. Hiçbir faydası yok. Yapma. Yazık. Parana yazık. Bir de kendini avutma. Şimdi bizde kendini avutma da vardır. Kendini avutma. Pervane var. Pervane var zaten. Pervane var da kendini avutuyorsun. Hiçbir faydası yok. Bu bir. Kendini avutma konusunda. İki, duş. Ha, abi ben sisleme yaptım. Bir sisleme yapman gerekseydi sisleme derdik. Duş diyoruz. Duş. Bizim aklımız basmıyor mu sisleme, pülverizasyon demeye? Hayır. Duş. Üstünü ıslatacaksın. Üstünü. Bilhassa sırtındaki orta noktayı ıslatacaksın. Ve o kadar çok ıslatmayacaksın. Hı hı. Çok ıslatırsan böyle ayaklarının dibine kadar su olur. Biz ne istiyoruz? Evaporatif soğutma. Evaporatif soğutma nedir? Islak bir vücutla rüzgara karşı durmaktır. İşte o üşürsün. Hı hı. O zaman. Evet. Vücudun ıslak olsun. Rüzgar da üstüne etsin, üşürsün. Senin, yani inek de koskoca bir hayvan. Derisi var, kalın. Ve yazın da var, kışın da var, her zaman var. Onun üstünü ıslatacaksın. Pervaneyi de üstünde çevireceksin. Hayvanın şöyle bir serinlemesini sağlayacaksın. Bunun ölçüsüne 15 dakikada bir 15 saniye. Bunun timerları var. Timer'ı koyuyorlar. Oraya da yazıyor 22 derece veyahut işte kaç Fahrenheit. Diyor ki bunun üstüne çıkarsa diyor sen çalış diyor. Kontrol paneli var. Çalış diyor. Karışmıyor. Onu insana bırakmamış. Neden? İnsan ihmalkardır. Unutkandır. Evet. Bu timer unutmuyor. 22 oldu diyor. Başlıyor çalışmaya. Pır 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 çalışmaya başlıyor. Ondan sonra duşlar. Duşlara da diyor ki sen de diyor 15 dakikada bir 15 saniye duş vereceksin diyor. Ne kadar duş biliyor musun? Sırtını ıslatacak kadar. Bu daha fazla değil. Sırtını ıslatacak kadar. Öyle fotoğraflar var bende. Yukarıdan şarıl şarıl duş geliyor. Aşağıda bir damla su yok. Vücut sadece ıslanacak. Vücut sadece ıslanacak. Hani biz bu hayvanları böyle yıkamaya damın içinde çalışmıyoruz. Sadece serinletmeye. Şimdi abi ben ona hortum tutuyorum. Yahu kardeşim hortum tutmak faydalı olsaydı ben sana hortum diyecektim tutarım. Ki hortum tut. Öyle bir şey yok. Kendini avutma. Şimdi pülverizasyon yaptın, sisleme yaptın. Abi ben sisleme yaptım. Yapma kardeşim. Sisleme olsaydı ben sana sisleme derdim. Duş. Sisleme tam tersidir. Sisleme havanın nemini artırır. Evet. Hissedilen sıcaklığı 2-3 derece yükseğe çıkartır. O nemlilikle beraber ciğerleri bile hasta olur hayvan.
O nemlilikle, o pulverizasyondan gelen nemlilikle bile ciğerlerini bile hasta edersin. Biz sana ne diyorsak onu yap. Benim dediğimi modifiye etmeye çalışma, değiştirmeye çalışma. O kadar aklımız eriyor şükür. Ama yok, illa ne söylersek tersini yapacaklar. Pulverizasyon yapıyorlar. Sonra bana diyor ki, hocam diyor, biz duş yaptık da ama diyor olmadı diyor. Ben biliyorum onları. Diyor, nasıl yaptınız? Böyle diyor. Meğer duman duman havalara çıkıyor sizin verdiğiniz o şey. Püf, böyle sis gibi havaya çıkıyor. Böyle bir şey demedik kardeşim. Ama diyor, onu yapan var ya diyor, dedi ki diyor, daha iyi olur dedi diyor. E o zaman benimle konuşmayacaksın. Niye yapan az olacaksın, o yapacak. Yanlış işler bir yerden dönüyor. Dönüyor. Döndüğü zaman da size zarar olarak dönüyor. Evet. Bir laf dinleyin ya. Ben size söylüyorum, zarar olarak dönmesin istiyorum. Çünkü sizin bu işi sürdürülebilir halde tutmanız lazım. Sürdürülebilirliğin yolunu size anlatmaya çalışıyorum. Zaten bütün derdim ne? Sürdürülebilir hayvancılık. Ha, ben kendi çapımda yapıyorum. Ha, devlet yaparsa başka yapar. Devlet der ki, sürdürülebilir hayvancılık yapman için sana şu kadar para ekstradan veriyorum der. O ayrı konu. Ben onu yapamadığım için ben sadece burada bilgi veriyorum. Benim bilgilerim de paraya çevrilir. Paraya döner. Ama bir yapın. Yapmadıktan sonra veya tersini yaptıktan sonra olmaz. Her aletin bir kullanım kılavuzu var. İneğin de kullanım kılavuzu var. Ama biz tersine yaptığımız zaman bu kullanım hatalarından inekleri, buzağları, düveleri, danaları kaybediyoruz. Durum bu. Şimdi süt verim mide bilmem neyle çırpınan bir hayvana ve eziyet gören bir hayvana diyemezsiniz ki bir yavru daha ver bana. Vermez. Ben kendi canımdan uğraşıyorum ya senden. Ya ben hayatta kalma mücadelesi veriyorum. Ne yavrusu der. Öyle oluyor nitekim. Onun için biz kayıpları karşılayacak kadar bir şeyler vermeliyiz ve duşlarla, pervanelerle bu işi yapmalıyız. Duşu pervaneye bir kontrol paneline bağlamadık. Ben sabah gelirim açarım, öğlen açarım, akşam açarım dedik. Yapma kardeşim. Yapma, bir faydası yok. Boşuna duş yapacağım diye, boşuna ondan sonra pervane koyacağım diye zarar edersin. Yazık. Yapma. Çünkü insanoğlu ihmalkardır ve unutkandır. Biraz önce söyledim. Evet. Şimdi buraya diyelim ki nasıl çalışıyor? Ben sabah açıyorum bir pişt 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 yapıyor. Bir de öğlen açıyor, öğlen bir de akşamüstü açıyor. Yapma kardeşim, yazık. Yazık, hayvan serinlemiyor böyle şeyler. Zaten o belli eder. Dama girdiğiniz zaman yemiş getiren, rahat yatan, keyifle yatan, yerinde yatan hayvan size sinyali verir. Ben çalışıyorum, mutluyum. Ve sana da süt üreteceğim, yumurta üreteceğim. Yani döl tutmak için. Ondan sonra yavru da vereceğim. Hı hı. Ondan sonra bir de tekrar gebe kalacağım. Evet. Ha, bir de o var şimdi. Bakın, tekrar gebe kalmama sorunu da var. O günlerde döl tutmuyorsa sizin attı işte. Attı 20, 20, 20. Adam o bir 20 günün kıymetini biliyor. Siz 5 tane 20 gün harcıyorsunuz. Hiç kıymeti hiç yok. Yok. O bir 20 günün gözünün içine bakar. O Amerikalı. O bir 20 günün ne kadar çok önemli olduğunu bilir. Sizde 5 tane 10 tane 20 gün geçmiştir. Hala hiçbir sorununuz yokmuş gibi. Bana neler geliyor? Doğum yaptı. 5 ay kızgınlık göster. 5 ay kızgınlık göstermedi. Bırakın döl tutmayı. Neredesiniz siz kardeşim? 5 ay kızgınlık göstermeyen bir hayvan için 5 ay sonra mı uyanıyorsunuz? Bu ne kadar büyük bir kayıp. Çok büyük bir kayıp. Bunun zaten üst sınırı 120 gündür. Üst sınır dediğim nedir? 120-30. Yani 4 ay. Üst sınır. Üst sınır demek şu demek. Oturup ağlanacak gün demek. Evet. Ben ona hani eyvah rakamı diye isim takıyorum, evet, biliyorsunuz. Eyvah rakamıdır 120 gün. Sizin 5 ay olmuş, 150 gün olmuş, hala hayvanda kızgınlık dahi görmemişsiniz. Ve bu size bir telaşa kapılmanızı gerektirmiyormuş gibi rahatsınız. Olmaz böyle. Olmuyor zaten. Olmuyor. Hep kaybediyoruz.
Ve bu kayıpları artık önlememiz lazım. Ben bunu çok anlattım bunu. Ve hiç, yani gene anlatacağız. Hiç çare yok. Şimdi gelelim katkılara. Yani bir kere ne dedik? Pervane koyacaksınız. Evet. Çapının 10 katı aralığıyla koyacaksınız. Pervane koyacaksınız. Çapının 10 katı aralığıyla koyacaksınız. Eğer böyle yapmazsanız olmaz. 2. Duş. Kesinlikle pulverizasyon değil. Kesinlikle sisleme değil. Duş. 15 dakikada bir, 15 saniye kesinlikle şırıl şırıl hayvanı yıkamayın, yıkacaksınız, ayaklarının dibi bile ıslanmayacak. Ben öyle kendi kendime diyorum ki, adam hem kuru ve temiz diyorsun, hem duş yaptırıyorsun. Hem kuru ve temiz, hem duş olur mu? Olur. İşte benim dediğim gibi yaparsan olur. İsteyene istediği kadar fotoğraf göster. Hepsi var bende. Dibinin, ayağının dibinde bir damla su yok. Pırıl pırıl kuru. Neden? Çünkü bizim derdimiz sırtını ıslatmak. İki. Efendim üçüncüsü de bütün bunlar yetmedi. Hava da çok sıcak ve biz de çok şey bekliyoruz. İşte o zaman da destek vereceksin. Destek nedir? Yem katkıları. Yem katkıları enerji veren katkılar. Yani bir kere hayvan yeterince enerji alamadı ya. İştahı da azaldı ya. Evet. İki, elektrolitler, bir takım tuzlar. Yani bunda sodyum klorür bildiğimiz sofra tuzu dahil. Vitaminler ve suyun hücre içine girmesini sağlayan betain. Betain. Betain çok enteresan bir kimyasal betain. Suyun hücre içine girmesini sağlıyor. Bakın betaini 1700'lü yılların sonlarında, yani 1800'lerden önce bir bilim adamı buluyor. Enteresan olduğu için anlatayım. Şeker pancarı. Şeker pancarlarını bakıyor. Şeker pancarını topluyorlar. Günlerce kamyonların üstünde bekletiyorlar. Topladıktan sonra şeker fabrikalarına gönderiyorlar şeker pancarlarını. Ve orada beklerken de günlerce geçiyor. Ve şeker pancarları hiç pörsümüyor. Adam düşünüyor ya, bu elma olsa, portakal olsa, herhangi bir şey olsa pörsür gider ya. Bu yani hiç pörsümüyor, öyle olduğu gibi duruyor. Bunda diyor bir şey var. Ve o betain keşfediliyor. Betain. Şimdi betain aslında hücre içinde suyu tutuyor. Ve ozmoz denen dengeyi koruyor. Ozmoz dengesini koruyor. Ozmoz dengesini korursa hücre zarı suyu dışarı çıkarmıyor. Ama ozmoz bozulduğu zaman hücre suyunu kaybediyor ve pörsüyor. Pörsüme bu işte. Pörsüme bu. Bu İspanya'da bir şeyde de var. Bir kavunda var. Onunla ilaç yapıyorlar. O kavunda. İspanya'da bir kavun var. Ondan ilaç yapıyorlar. Bu da aynı. Betain. Betain hücrenin pörsümesini önlüyor. İşte bunu katarsanız, ki bu şeker pancarı posasından elde edilmiş, melasın içinde de var ama bunu suni olarak da, yani kimyevi olarak da verebiliyorsunuz. Betain verirseniz hücre pörsümüyor. Pörsümüyor. Şimdi betainle ilgili bir son bir şey daha söyleyeyim. Bunu Amerikalılar şimdi nakliye firesinde de kullanmaya başladılar. Nakliye firesi. Biliyorsunuz bir nakliyede binlerce ton fire verir hayvanlar. Yani bütün hayvanları yan yana koyarsanız, alt alta toplarsanız binlerce ton nakliye fireniz vardır. Onu da şimdi betainle kesmeye çalışıyorlar. Bir yöntem de o. Neden? Çünkü hücre niye pörsüyor? Suyunu kaybediyor. Şey bu, fire bu. İşte fire evet. Bu. İşte bunu diyor önlersek diyor, yol firesini önleriz. Binlerce dolar kayıptan kurtuluruz diyor. Yani. Evet, bu sistemi daha tam bitiremedik ama yani sonuçta temelini anlattık değil evet, mi? Temelini anlattık. Önümüzdeki günler sıcak. Önlemlerimizi bugünden alalım. Söylüyorum, şu önlemleri alsınlar. Daha da çok anlatırız. Ben yaz boyunca birkaç kere daha anlatırım onu tamam, şimdi. Tamam, tamam hocam. Yani çok önemli bir konu. Lütfen önemini herkes anlasın. Evet, teşekkür ederiz hocam, sağ olun. Evet, Çiftçi TV izleyicileri, bugün Tahir hocamla birlikte önümüzdeki sıcak günler için önlemler anlatmaya çalıştık. Gerçekten önemli bir konu bu hayvanlarımız için, sıcaklık stresi. Umuyorum faydalı oluruz sizlere. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Bereketli günleriniz olsun.